Efendim, Azerbaycan toprağını Ermenistan işgalinden kurtarmak için mücadelesini sürdürüyor. 30 yıl önce Karabağ'dan göçmek zorunda kalanlarsa tekrar evlerine döneceklerini sabırsızlıkla o günü bekliyorlar. İşte onlardan biriyle tanıştıracağız şimdi sizleri. Adı Tamella. 30 yıl önce Cebrail'den getirdiği bir avuç toprak, iki halıyla evine döneceği günü iple çekiyor. Azerbaycan'daki CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman'ın özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Yaklaşık 30 yıl önce Karabağ'daki Ermenistan zulmünden, Ermenistan işgalinden kaçan binlerce kişi Azerbaycan'a yerleşti. Azerbaycan'da Karabağ, Azerbaycan sınırındaki bir köye giden de var, Bakü'ye giden de var, Gence'ye yerleşen de var. Ama biz şu an çok farklı, çok özel bir yerdeyiz. Burası Azerbaycan-Karabağ sınırına yakın bir köy. Bu köyde sadece Karabağ'dan 30 yıl önce gelenler, kaçanlar burada oturuyorlar. Aslında kaçanlar lafı da çok doğru değil. Onlar kaçmadı ki. Onlar mecburen evlerini bırakmak zorunda kaldı. Şimdi onların tek isteği yeniden Karabağ'daki evlerine dönmek. Herkesin kalbinde, aklında Karabağ var. Evleri var, toprakları var. Şimdi Tamella abla bizi bekliyor. Bakın, ben şimdi onun evine gireceğim. Merhaba, merhaba. Canım benim, hoş gelmişsin. Hoş buldum. Hemşe siz gelesiniz. Öpürem seni, canım gurmen seni. Şimdi Tamella ablanın evine gireceğiz. Sohbet edeceğiz onunla. Hatıraları var, bize anlatacakları var, özlemi var, hasreti var. Öyle değil mi Tamella? Buyur, hoş gelmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tamella Eliyarova'nın evindeyiz. Onun mutluluğu, enerjisi, sevinci tüm evi sarmış. Mutlu çünkü 27 yıl önce Ermenistan zulmünden, işgalinden dolayı Karabağ'dan göçmek zorunda kaldı. Göçerken yanında bir avuç toprak, kendi elleriyle ördüğü iki halıyla kaçtı. 27 yıl boyunca o toprak ve halıyla avundu. Artık onun doğup büyüdüğü Cebrail kenti işgalden kurtarıldı. Şimdi döneceği günü bekliyor. Sevincini anlatırken etkilenmemek elde olmuyor. Sevincinizi, mutluluğunuzu anlıyoruz. Cebrail'deki yaşadığınız topraklar işgalden kurtarıldı. Ne hissediyorsunuz? Aa, çok sevdim. İstiyordum kuş olup uçup gidelim. Allah'a şükür ki 27'sinde Ali Başkomandanın rehberliğiyle ve askerimiz adı Sultanlı kendi, Cebrail Sultanlı kendi azad olundu inşallah. Ermeniler oradan kovuldular. İti kovulan kimi kovuldular da. Artık onlar bizim torpaqlarımızdan. İndi biz sevinirik. Sevincimin həddi hüdudu yoxdur ki biz gedəcəyik oraya, öz torpağımızda yaşayacağız. Siz kaç yaşındaydınız? Cebrail'den çıktınız. 33 yaşımda çıkmıştım. Evli miydiniz, çocuk? Yok yok, evli değildim. Yok. Burada kaçkınçılı, mecburi köçkünçü dövründe evlenmişik. Ne hatırlıyorsunuz? Neler yaşadınız? Çok pis, çok pis, çok üzüntülü günlerimiz oldu. Biz oradan çıkanda ağlaya ağlaya çıkmıştık. Ermenistan askerleri neler yaptılar size orada, o zaman, o dönem? O zaman kendin özüne ateş açırdılar. Gratlardan ateş açılırdı. Ona bomba atıyorlar. Bəli, de bomba atır. Qrat deyirdiler, o vaxt qrat atılırdı. Bomba, bəli, bomba atılırdı. Ona göre de cemaat kalmıştı. Onda da silah ile yok idi. Azerbaycan'da silah çok zayıf idi. Əskerlerimiz onlara galip gelebilmedi. Artık indi çok ordumuz çok güclenmişti. Çok güclü ordudu. Artık Qarabağın bütün torpağı, tek Cebrail yok, tek Sultanlı yok. Qarabağın bütün rayonlar hamısı bir damcık gramınacan onlara biz vermeyeceğiz. Onlar... Bu evde o zaman yaşadığınız son günleriniz. Bəli, gidecek misiniz? Gidecek yani. Gitmişim ben, artık Cebrail'diyim ben, Sultanlı'dıyım ben. Öyle şey olur, gitme. O günü gitmiştim ben, gitmiş. Bugün de Ali Başkomandan icazə versə ki torpağa gedir, biz yüyre yüyre gideceğiz. Kaça kaça gidecek yani, gitmiş. Biz orada doğulmuşuz, orada büyümüşük, orada yaşamışız. Biz necə gitmeyebiliriz ki ora? 93 yılında Karabağ'dan çıkıp gelmeden önce yanınızda bu halıları mı getirdiniz? Bunları getirmişti. Biz oradan gelende götürdü gözümüzle gel. Bunu bu hissesini tokumuştuk. Öyle bir hana deyir işte, onda uzadıp tokuyuruk. Siz orada dokuyordunuz bunu. Tokuyurduk. Avgustun 15'i ben bunu tokuyanda götürüp orada sereceği ayaklarımızın altına da. O bizim için o oranın yadigarıydı, orada kaydacak bu. Şimdi esas bir ayrıntı var ki toprak getirmiş Tamella Hanım.
Bakın Cebrail'den Karabağ'ın toprağını getirmiş saklıyor. Burada saklıyor. Ah canım benim. Ya bu vatan sevgisinin gözyaşları. Vatanına duyulan hasretin, özlemin gözyaşları. Ben çok sevinirim, çok sevinirim ki bu sevinç gördü. Biz artık yüreğiyle inandık ki Karabağımız azad olunmuştu. Cebrail bizimdi, Karabağ bizimdi. Biz opşi Karabağ'ın hamısını da, bütün Karabağ hamısı bizimdi. Bu toprakları evinizin bahçesine tekrar dökeceksiniz. Tökeceğim onu evin hayatına dökeceğim. Yani kaytardık artık bu toprak kayıttı, oraya kavuştu da. Tamilla Hanım, Karabağ demek sizin için ne demek? Ne? Karabağ benim için havadı, sudu, nefesti, kanımdı, o benim canımdı, her şeydi benim için. Karabağsız biz, her bir Karabağlı Karabağsız yaşayabilmez. Körpesinden tutmuş büyüyünecek. Bu Ermenistan'ın zulmüne nasıl bir mesajın olacak? Ermenistan'a diyerdim ki onlar reddolup çıkıp gitsinler. Onlar ne elemişdilerse hamısı özleri için kaydacak. Onlar bize verdi.